Merhaba arkadaşlar, Geçiş Savunması'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümde bu hafta 14. haftası oynanan La Liga üzerine sohbet edeceğiz. La Liga'da oynanan maçlar üzerinden belli takımları değerlendirme ve belli oyunculara özellikle yer vermeye çalışacağım bu bölümde. Bu bölüm içerisinde neden La Liga'yı seçtiğime dair de belki de bazı e, doneler göreceksiniz. Kusura bakmayın, e, burnum biraz e, sıkıntılı, alerjisi olan bir insanın Bugün e, nedense alerjim bir türlü tam toparlanmadı ilacımı almama rağmen. E, eğer hani video içerisinde hapşurma gibi şeyler olur o an e, mikrofonu kapatmakta geç kalırsam falan şimdiden özür diliyorum. E, dün e Premier League üzerine konuşmuştuk. Bir saat 10 küsür dakikalık, yani bir saat 13 dakikalık falan bir bölüm çektik. Bayağı bir takım üzerine, bayağı bir maç üzerine konuştuk e, o hafta oynanan. E gayet e, ya benim açımdan keyifli bir bölümdü. Heyecanlıydım ama e, aktarabildiğimi düşünüyorum birçok şeyi. Bugün ise e, özellikle 4 maça e, şey yapacağım, odaklanacağım. Daha sonra tabii genel bir ligin durumu hakkında da konuşuruz diye düşünüyorum. E, bu dört maç Celta Vigo Barcelona e, karşılaşması, Girona Espanyol e, karşılaşması, Atletico Madrid Deportivo Alaves karşılaşması ve Atletic Club ile Real Sociedad arasında oynanan bask derbisi olacak. E, bu aslında şu iki maç yani Bar Celta Barcelona ve Atletic Club Real Sociedad benim e, 90 dakika yani düzgünce oturup izlediğim maçlar oldu. Diğerlerine e, ara ara e, göz atabildiğim daha sonra uzun Özetlerini bir kez daha izleyip hani bir tık daha fikrimin olmasını sağladığım maçlar oldu. O yüzden hani onun e, şerrini baştan düşelim. Yani Girona-Espanyol ve Atletico madrid deportivo aloves maçlarını 90 dakika oturup izleyemedim. E, diğer maçlarla kesişmelerinden dolayı. Ama e, dediğim gibi bir e, özetlerini yani şey bu e, 10-11 dakikalık özetler buluyorum ben internette onları izleyerek en azından daha hani sahada oynanan neydi, sahada kim ne yaptığı daha net bir fikrim olsun diye. Bu haftanın sonunda La Liga'da son puan durumu bu şekilde. Barcelona hala lider ancak bu son yaptığı puan kayıplarıyla Real Madrid olan arasındaki puan farkı iyice azaldı ve aslında Real Madrid'in bir maç eksiği olduğunu da görüyoruz burada. 14'e 13 oynanan bundan dolayı da aslında potansiyel olarak 1 puanlık bir farka kadar indirebilir Real Madrid. Bunu demişken direkt Celta Vigo Barcelona maçıyla başlayalım. Şimdi Celta Barcelona maçı ilginç bir maçtı. Yani ben maç içerisinde de o gün babamla birlikte izliyorduk maçı. ve ben yani kendisine de söylediğim bu maçtan evet bence Celta gol çıkarmayı hak etti ancak yani beraberlik çıkartmayı hak etti mi derseniz bence hak etmedi. Yani bu maçın hakkı bu değildi diyebilirim. Yani kesinlikle en azından bir gol bulmayı hak etmişti Selta. yani maçın belirli anlarında oynadığı oyunla. Yani maçın 90 dakikasına vurduğunuzda aslında yani o noktada değildi. Yani Selta Vigo maçın 90 dakikasında aynı seviyede kalmadı asla ancak e, belli anlarında gerçekten etkili kontra ataklar buldukları olduğu değerlendiremedikleri. E, özellikle eee Yago Aspas'ın çok sinirli olduğu bazı anlar vardı. Yani o e, oralara girmemeye ben özen gösteriyorum. Yani e, yaşanan pozisyonlara ilginç bir pozisyondu. Belki de gerçekten ikinci sarıyı görebilirdi orada kim ikinci sarıyı görmesi açısından ha Gerard Martin Gerard Martin pozisyonda ikinci sarıyı görmesi gerektiğini düşünüyor Diego Aspas ve buna dair baya bir tepki gösterdi zaten ikinci yarıya Gerard Martin Hector Ford değişikliğiyle başladı zaten direkt e, Hansi Filik yani Gerard Martin ikinci sarıyı görme ihtimali zaten çok sıkıntılı gözüküyordu. O yüzden bir tedbir olarak onu yaptı e, maçın genel gidişatında Barcelona çok öndeydi zaten. Yani burada büyük ihtimalle istatistiklere baksak da e, yani bazı şeyleri bize söyler şimdi. Expected goals yani XG açısından, beklenen gol açısından e, 2.46 olduğu gözüküyor ama büyük ihtimalle dakikasal olarak bakabiliyor olsak buna evet yani gördüğünüz üzere aslında ilk yarıda e, beklenen gol açısından iki takım arasında pek bir fark yok. Bence Barcelona'nın bulduğu şanslar bir tık daha kaliteli şanslardı. Yani XG bazen onu söylemiyor tabii ki. Bu nedenle Barcelona aslında öne geçmeyi ve maçı aslında öne götürmeyi uzun süre hak etti. Yani her zamanki klasik Barcelona'ya yakın sayan bir futbol oynuyorlardı. Rafinha, Lamin Yamal'ın yokluğunda daha öne çıktı. Zaten her zaman bu sene belli bir performansı veriyor. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Dani Olmo yine yaratıcılığı açısından fena değildi. Ama ben Barcelona'nın üzerinde gördüğüm bir sıkıntı şuydu. Bence milli takım arasından dönüş olduğu için bir tık şeyleri, formları ve yani o sıcaklıkları gitmiş gibiydi. Yani o kadar keskin değildi Barcelona. Bu milli takım arası zaten benim... Hiç beğendiğim bir şey değil çok karşı olduğum bir şey yani çözüm gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi fikirlerim de var buna ne çözüm olabilir e, açısından bayağı düşündüğüm bir şey bu. Çünkü gerçekten e, sağlıklı bulmuyorum. E, yani bunun bu kadar sezon içerisinde de yer almasına işte bu e, milletler Ligi mi gibi saçma sapan bir e, turnuvanın oluşturulup araya sıkıştırılmasına bahaneli hiç ya yani memnun değilim bu durumdan ama o hadi başka bir günün konusu olsun ee, yani oradan dönüşte bence biraz sıcaklığını ve yani o keskinliğini kaybetmiş gözüküyordu Barcelona İnyeki Pena gayet iyi bir maç çıkarmıştı şimdi kalemimizi de alalım ee, bazı şeyleri e, şey yapmak istersek yani İnyeki bence çok güzel bir maç çıkardı iki gol yemesine rağmen bence maçın en iyi oyuncularından biriydi Barcelona için ee, dediğim gibi Dani Olmo Maç boyunca bence belli bir kaliteyi ortaya sürdü. Jürkün de bence gol iki hatasına kadar gayet iyi bir maç çıkartıyordu. Yani üzücü orada yaptığı hatayla golle sebep oldu denilebilir ama bu haksızlık olur. Yani sadece özeti izlese bir insan ve Jürkün orada yaptığı hatayı görse diyebilir ki okey Jürkün de iyi bir maç geçirir memiş gibi gözüküyor. Yani bir daha hata da eklemiş bunun üzerine. Yani belli ki çok da iyi bir maç olmamış onun için. Deyip geçebilirsiniz aslında bir taraftar yani bir izleyici gözüyle. Ancak gole kadar çok her zamanki gibi o doğru performansı veriyordu. Bu sene zaten bence gayet iyi bir performans koyuyor ortaya o da Barcelona'nın genel zaten iyi performans veren oyuncularından biri. Kusura bakmayın 2 saniye bir burnumu silmek zorundayım. Evet geri geldik. Ee, onun dışında Casado biraz sessizdi zaten. Yani maçta kırmızı kartı gören ikinci sarıdan kırmızı kartı gören Casado e, maç boyunca sessizdi. Yani bir kötü bir hareket yaptığını söyleyemeyiz. Yani maç boyunca bir hata yaptığını ya da hani kötü bir performans aslında ortaya koyduğunu söyleyemeyiz. Ortalama bir performans ortaya koyuyordu. Daha sonra kırmızı kart yemesi tabii ki pahalıya patladı Barcelona için. Yani tabii tecrübesizliğin de biraz orada bence şeyi var. Ee, yani tabii ki tecrübeli oyuncular var burada. Yani Lewandowski tecrübeli bir oyuncu, Rafinha tecrübeli bir oyuncu. Inigo Martinez tecrübeli bir oyuncu, Julkunde hmm, ya yani. Pedri oynadığı maç sayısıyla tecrübeli ama yaş olarak hala tam orada değil. Ee, var ancak çok tecrübesiz oyuncuları da var yani işte Casado, Kubarsi, Martin ve Hector Ford o noktada. Inyaki Peña düzenli forma giyen bir insan değil yani bir kaleci değil. Ee, onun verdiği belki de bir şeylik hani kötü performans vermedi ama. Ya kırmızıdan sonraki verdikleri e, aslında veremedikleri tepki Barcelona'ya pat yani ağır patladı diyebiliriz. Yani burada 84 ve 86. dakikalarda gol yiyorlar zaten 82'de Casado çıktı e, hemen ardından Kunde'nin hatasıyla gelen gol oldu üzerine daha yani tam Barcelona ne oldu ne olmadığı düşünürken bir gol daha yediler sonra zaten maç. E, git gelle bir şekilde çok bir farklı aksiyon olmadan yani net bir aksiyon olmadan maç aslında bitti diyebiliriz. Barcelona açısından çok üzücü çünkü yani seneye bu kadar iyi başlamışken bu kadar iyi aslında futbol oynuyorken yani şu an futbol açısından Barcelona net şampiyon yani maçın şey ligin 14. haftasına kadar ya tabii ki puan açısından da şu an ligi burada bitirsek var sonra şampiyon olacak. Yani kupayı kaldıracak şey olacak. Ama oyun kalitesi olarak net iki adım önünde bence. Diğer takımların. Yani remadeti de katarak söylüyorum buna. E, bu nedenle aslında üzücü. Yani benim futbolla alakalı en üzüldüğüm belki de sinir olduğum şeylerden biri e, futbol kalitesini bazen tam olarak sahaya yansımaması. Yani tam anlamıyla sonuca yansımaması. O yüzden zaten sonuç odaklı değerlendirmeyi de bazen sevmiyorum yani e, yani şöyle söyleyeyim size teknik direktörleri de e, bazen futbolcuları da illa sonuç odaklı değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum yani e, nedir mesela bunun şeyi Sir Alex Ferguson çok başarılı bir teknik direktör e, kimse tersini söyleyemez kesinlikle dünya tarihinin en başarılı ve en hani, önemli teknik direktörlerinden biri Sunaç'tla yaptıkları çok değerli ama benim için mesela birinci sıra değil yani çünkü ben oraya Söyledi Sorgusunu koyamam sadece başarı açısından bakarsak kesinlikle oraya oynaması gereken bir insan ama futbola getirdikleri sadece istatistik açısından istatistik kağıdını bir kenara bıraktığımızda o kadar fazla değil yani bir e, yön verme tarafından o kadar da bir etkisini göremiyoruz. Yani kendisinden sonra birini yetiştirme açısından da göremiyoruz pek şu ana kadar. Yani öğrencilerinden bir tek Michael Carrick herhalde şu an e, teknik direktörlüğe net bir adım atmış halde. O da tam olarak nerede bilmiyorum. Yani sadece ismini duydum diye e, hatırlıyorum teknik direktör olarak. E, öte yandan mesela Johan Cruyff'a bakarsak, Kendisinin öğrencisinin öğrencileri artık belli seviyede teknik direktörlük yapıyor. Kendisinin ortaya koyduğu futbol düşünceleri öğrencilerinden ötesinde dünyanın her yerinde etkiye sahip. Böyle olunca ben Johan Cruyff'u ne yazık ki söylek Sorgusu'nun önüne yazıyorum. Bana katılmayacak tonlarca insan olacaktır. Yani bunun zaten farkındayım. Uyumak zorunda da değiliz düşüncelerimizde. Sağlıklı bir şekilde tartışabildiğimiz sürece yani e, bu düşünce farklılıklarının hiçbir sıkıntısı yok. Bu açıdan yani ben şu an La Liga'yı 14 haftadır takip eden bir insan olarak diyebilirim ki Barcelona net bir şekilde oyun açısından dominasyon ortaya koyuyor. Yani zaten e, birbirleriyle oynadıkları maçta da görmüşsünüzdür ki yani Real Madrid aslında e, yaklaşamıyor Barcelona'ya. Oyun kalitesi açısından. Yani o maç öyle de bitmeyebilirdi bu arada. Yani o maç 2-2 de bitse bu maç olduğu gibi. Bence Barcelona yani domine eden taraftı. Ve Barcelona iyi yolda. Yani özellikle tabii ki kadro kalitesinin, kadrodaki ee, yani yedekten gelen oyuncu kalitesinin sıkıntıları konuşulabilir. Çoğunlukla Lamasya çıkışlı gençler oyuna giriyor. Bunun tabii ki çok keyifli bir tarafı var. Kendi altyapından çıkardığın... E, bu gençlerin düzenli olarak rol alıyor olması, bu kadar sorumluluk alıyor olması ve aslında bu sorumlunun altında ezilmiyor olmaları çoğu zaman da bu maçta biraz ezilseler de e, ezilmiyor olmaları aslında çok umut verici ve keyifli de bir tarafı yani futbolu fut güzel yapan eee ögelerden birisi. Lamin Yamal'ın eksikliği yani başlığında da bu e, videonun başlığını yaptım, kenara koydum video videoyu çekmeden önce. Başlığı da Yamalsız Barcelona. Gibi bir e, orada söz öbeği kullanıyorum. Yani yamal olmayınca yani kalite düşünce kaliteden sıkıntı yaşayınca biraz zorlanıyor Barcelona. Aslında bunu da görmüş olduk. Yani yamalın yarattığı etki yani gravitasyon bile diyebiliriz aslında belli açılardan. Yani Rafinha'nın oynadığı yerde düşünün Yamal'ı. Yamal buraya oyuncu çekiyordu düzenli olarak. Rafinha rahatlıkla buradan koşu atabiliyordu. Olmo, Pedri gibi yetenekli ayaklar onu ya da Lewandowski'yi buluyordu. Casado'nun Lewandowski'yi bulduğu çok güzel bir gol. Hatta iki gol hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Yamal'ın yaptığı o yer çekimi etkisi resmen çok yararlı oluyordu Barcelona açısından. Ve yokluğunu aslında Barcelona... Hissetti bu maçta. Ne kadar yok onu tabi çok bilmiyorum. Burada buna ona dair bir bilgi olması lazım. Ee, evet. Early December 24 dediğine göre. E, erken yani aralığın ilk haftalarında dönmesi bekleniyor. E, Yamal'ın. Yani oraya kadar çok fazla maç oynayacak mı Barcelona? Oynamayacak herhalde. Yani e, Yamal'sız zorlanmaya devam edebilirler ama bir yandan da iyi bir test olabilir kendileri için yani yamal olmadığında da buna çözüm bulabilmeyi becerirlerse çok kuvvetli bir takıma ee, ilerleyen uzun süreç için çok daha alternatifleri olan ve bu alternatiflerden güç alan bir takıma dönüşür Barcelona umarım da öyle olur çünkü ben Barcelona'nın artık yeniden o e, top dediğimiz yani en üst seviye dediğimiz takımların arasına tekrardan gelmesi gerektiğini, yazmamız gerektiğini e, düşünüyorum. Yani o Şampiyonlar Ligi'nde işte senelerdir kimi sayıyoruz orada? İşte City, Arsenal, Bayern Münih, e, Real Madrid, Inter e, bunları sayıyoruz mesela. Onların yanına bir de Barcelona eklense çok keyif verecektir bizim için, izleyiciler için. Yani Barcelona'ya bir tık daha fazladan, normal bir izleyiciden fazladan... E, ilgi duyan benim için tabi daha da keyifli. Barcelona tarihinde çok fazla sevdiğim figür var. Barcelona'nın başarılı olmasını isterim. Diyerek aslında Barcelona'ya belki de bir noktayı koyabiliriz bu bölümlük. Hatırlamaya çalışıyorum daha hani bahsetmek istediğim bir şey var mı diye ama aklıma gelmiyor. Geçebiliriz. Atletik Club, Real Sociedad'a ve Bask derbisine. Şimdi dün Liverpool için söylediğim şeyler aslında burada belki de daha üst seviyede Atletic Club için geçerli benim açımdan Atletic Club benim kafamın gerçekten çalışmaya başladığı yani o ergenliği atıp gerçekten hayatı daha net yorumlamaya başladığım noktadan itibaren en yakın hissettiğim kulüplerden biri bir başkası da var ama onu belki yeri gelince söyleriz çok seviyorum sadece bask dan çıkan oyuncularla bunu yapmaya çalışıyor olmaları, endüstriyel futbola karşı bir duruş olarak bunu gösteriyor olmaları ve gerçekten bunu belli bir seviyede başarıya da dönüştürüyor olmaları yani geçtiğimiz sene kazandıkları kupayla İspanya kupasıyla e, öncesinde belki yaşı bana yakın olan benden büyük olan insanlar net bir şekilde e, hatırlayacaktır e, El Loco Marcelo Bielsa döneminde yaşadıkları başarılarla ee, olsun yani atletik Club ilginç bir takım ve bence dünya futboluna eğlence getiren e, keyif getiren bir takım ya yani, özellikle zaten çıkardıkları oyuncularla bunu yapıyorlar yani düzenli olarak üst takımlara oyuncu gönderiyor olmaları zaten dünya futboluna verdikleri katkının bir e, parçası bu sene, bu yaz şampiyon olan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan İspanya takımına da oyuncu gönderdiler. Yani orada da bir oyuncu e, havuzunun içerisinde e, Atletik Club'dan oyuncular vardı. E, ki aslında o turnuvanın yıldızlarından biri Lamin Yaman'la birlikte sayabileceğiniz Nico Williams e, Atletik Club'ın en önemli oyuncusu ve yani aslında o İspanya takımında en önemli oyuncularından biriydi. İspanya takımının ayrıca en, en net bir şekilde birinci kalecisi olan o turnuvada yani David Raya'nın önünde birinci kaleci olarak vazgeçilmeyen Unai Smo şu an sakat olduğu için oynayamıyor. Onun yerine Aguirre Zabala oynuyor. O da Atletic Club oyuncusu çıkışla birlikte ve yani senelerdir Atletic Club'un kalesini koruyor. Bence oraya aday olan bir başka oyuncu da benim çok sevdiğim. Bir şekilde formasını ulaşsam net bir şekilde giymeyi bile düşüneceğim. Oya Sanset bu maçta da çok güzel bir gol atarak, e, yani o ceza sahasında çok yönlü bir tehdit Oya Sanset. Ayağı temiz, asist yapabiliyor, ara pas bulabiliyor, e, bir, ikiye birleri oynayabiliyor, e, alverleri oynayabiliyor, şut çekebiliyor. Kafayla gol atabiliyor bu maçta yaptığı gibi, boyu uzun olduğu için bir... E, Yüksek top tehdidi olarak da o yansan seti kullanabiliyorsunuz. Bu maçta e, özeti izlemeyenler için e, Nico Williams'ın ortasında yani aslında atan bir başlangıcı var. Başlangıcından sonra top yanda ölüyor gibi olurken Ben Yat Prados'un Atletic'in e, e, orta saha oyuncularından biri Ben Prados'un Williams'ı kaçırdığı ceza sahasının soluna doğru yani ceza sahasını şöyle çizsek <laughs> E, şuralara doğru bir pas atıp e, Williams'ın buradan arka direğe kestiği biraz haval havalanarak kestiği topu Sunset arka direkte tamamlıyor. E, yani bu tarz gollerde de yer bulabiliyor o Sanset. Ben çok beğeniyorum. Bence çok net bir şekilde geleceği parlak gözüküyor. Tabii ki kendisine kazandırması gereken bazı şeyler var. Bazen maçtan düşüyor. Konsantrasyon sorunları olduğunu düşünüyorum. Bazen maçtan düşüyor. Bazen topla çok uzun süreler yani maçta tempoyu dikte etmeye çalışırken topu çok uzun süreler ayağında tuttuğu olabiliyor. Yani bunları zaten bir şekilde kurtulduğu noktada Word yani e, elit seviye bir e, ofansif orta saha ya dönüşecek diye ben görüyorum kesinlikle Oyhan Sanset'i yani bu maç eğlenceli bir maçtı. Skor belki onu yansıtmıyor. Yani burada sadece 1-0 olarak baktığınızda skor onu yansıtmıyor. Ama hemen gittiğimizde aslında e, gol beklentisi açısından da kısır gözüken maçta bence vardı. Yani bir şekilde e, maçın maç kendini izlettiriyordu. Yani şey değildi böyle e, hani bir kısırlığın tümüyle Çirkin negatif bir futbola dönüştüğü bir maç değildi. Yani o açıdan e, ben izlemekten keyif aldım. Tabii biraz da <laughs> taraftar olduğum için herhalde benim için de ayrı bir şey oluyor. E, tabii buradaki şeylerden de, istatistiklerden de görebileceğiniz üzere %40'a %60'lık bir toplu oynama farkı var zaten Real Sociedad topla oynamayı seven bir takım. İmanyol Alguasil hocanın geldiğinden beri top sahibi olma açısından hep La Liga'da en üst sıraları zorladığını biliyoruz ki bunu becerdikleri zaman tehlikeli bir takım olarak yani geçtiğimiz sene Paris Saint-Germain eşleşmesini belki de takip etmiştir izleyiciler. La Liga'yı çok takip etmese de Şampiyonlar Ligi'nde Real Sociedad Paris Saint-Germain eşleşmesini takip edenler olmuştur. Ve yani preslerini doğru bir şekilde organize edebildikleri ve topa sahip olabildikleri sürece Real Sociedad e, tehlikeli bir takım. Tabi bu sene Mikel Merino Arsenal'e kaybettiklerinden dolayı bir tık orada kaliteli ayak açısından geriye gitme olsa da hala çok tehlikeli e, bir takım olmaktan çıkmalar yani Oyarzabal olsun, Zubimendo olsun, Sheraldo Becker e, hissettiği zaman maçı katkı verebiliyor. Take Kubo kaliteli bir ayak yani bunların önderliğinde hiç azım sanmayacak bir takım. Tabii ki San Mames de oynuyor olmasının Atleti'nin çok büyük katkısı oluyor. Yani bir derbi maçı olduğu için zaten kısır geçmesini etkileyen şeylerden biri de o büyük ihtimalle. Yani derbi maçları özellikle bu kadar tarihi açıdan önemli olan bir derbinin parçası olan bu iki kulübün biraz zaten tedirgin bir şekilde maçı tamamlaması çok garipsenecek bir olay değil. Yani bu noktada atletik tarafı tabii daha net, daha keskin olan taraf olduğu için galibiyete ulaştı diyebiliriz. Yani önümüzdeki dönemde atletik açısından ben her hafta yani maç oynandıkça konuşmaya çalışacağım, incelemeye çalışacağız. Yani ben öneririm atletik izlemesi keyifli bir Takım çoğu zaman Ernesto Alverde, şöyle özetleyebilirim size Ernesto Alverde'nin oyun tarzını. Topa sahip olabiliyorsam olurum. Yani olduğumda da topla bir şeyler yaratmaktan çekinmem. Ama bazı maçlar topu karşı tarafın daha fazla oynamasına da okeyim tarzı bir e, futbol oynatıyor. Son bu döneminde Atletik'le e, son yıllarda geldiği bu e, kadroyla birlikte bu futbolu oynatıyor. Yani biraz da şeyinde farkında büyük ihtimalle. Yani elindeki birçok oyuncu özellikle hücum oyuncuları alandan da yararlanabilen oyuncular. O yüzden aslında sürekli karşı sahada kısa mesafelerde oynamanın kendisine ekstra yararlı olmayacağından da bence biraz fark, yani ona dair de farkındalığı var. Çünkü yani bu sene yaptıkları Calo transferiyle birlikte, Alvaro Calo transferiyle birlikte yani ön 3 e, özellikle gol tehdidi olabilecek insana baktığımızda e, Inaki Inaki Williams, Nico Williams ve Alvaro Jalo e, ya yani bunların üçü de aslında siz onlara alan tanıdığınız zaman etkileri daha da artan oyuncular. Özellikle Nico Williams tam bunun e, en üst seviye örneklerinden biri. Yani birebir oynayabildiği açık alanla birebir oynayabildiği karşısındaki adamı birebir yakalayabildiği noktalarda belli bir alanla birlikte çok tehlikeli bir futbolcu. E, Gitgide bu konuda en iyi seviyeye çok yaklaştı. Bence bu arada dar alanda oynama kabiliyetini arttırdığı noktada zaten. Yani Atletic Club'dan ben gitsin istemem ama çok net transfer yapacak zaten konuşuldu bu dönemlere Barcelona ile adı anıldı. E, eğer giderse de yani kendisine o beceriyi de dar alanda oynama becerisinde kazandırdığı noktada zaten dünya yıldızı seviyesini çok net söyleyebileceğimiz bir oyuncu olacak bence daha zaten yaşı o kadar ileri değil asla ya yani bunları kendisine katabilir diyerek Atletik Club'ı da geçiyorum. Dediğim gibi Atletik Club maçlarını ben izlemenizi öneririm. Özellikle sport üyeliğiniz varsa arada denk geldiğinde Atleti Club maçlarına bakabilirsiniz. Şimdi bu iki maç açısından çok kısa konuşacağım. Yani çünkü zaten 90 dakika izlemediğim bir maçı böyle sadece istatistikler üzerinden sadece özet üzerinden çok değerlendirmek istemiyorum. Biraz yalancılık ve aslında hani doğru analiz tarzı olduğunu düşünmüyorum. Hızlıca sadece bir şeye değineceğim. Dün Premier Lig açısından konuşurken değindiğim bir konu vardı. O da kuvvetli ayağıyla kanatta oyuncu oynatmanın yeteri kadar değerlendirilmediğini düşünmem üzerineydi. Özellikle en üst seviyede. Yani Liverpool da mesela Cody Gakbo oynadı. Luis Diaz girene kadar Cody Gakbo sadece, sadece bakın yani yaptığı şurası şöyle daha da belirginleştireyim. Ceza sahası ceza sahasının şu kısımlarında topla buluşup topu sağ ayağına çekip şut atmaktı. Yani bir kez çizgiye inip orta zorladığını, çizgiye inip geriye çıkardığını topu ya da bakın hadi bunları yapamıyorsunuz. Şurada topla buluştunuz. Bindirme yapan Andrew Robertson'ı düzgün bir şekilde gördüğünü, sağlıklı verimli bir doğru zamanlamayla gördüğünü hiç. Yani ben bir kez şahit olmadım maç boyunca. Ve bu bence zaten yani Cody ben Liverpool seviyesi olduğunu düşünmüyorum da hadi onu bir kenara bıraktık. Birçok teknik direktörün şu an düştüğü hatalardan biri olduğunu düşünüyorum. İki tarafta da ters ayaklı oyuncu oynatıp sürekli aslında savunmanın beklenir hareketler le karşılaşmasını sağlıyorsunuz. Yani tehdidinizi bayağı azaltıyorsunuz. Ya tabii ki şöyle bir oyuncunuz varsa okey. Yani diyelim ki güçlü ayağına çekiyor topa ama bazen de güçsüz ayağıyla da bir şeyler yaratabiliyor. Yani dün mesela ee, dün değil daha demin konuştuğumuz maçta Niko Williams'ın yaptığı asist o Ian e ters ayağıylaydı. Yani güçsüz ayağıylaydı. Tabii aslında Niko Williams zaten iki ayağını da belli bir seviyede kullanabilen bir e, futbolcu. Ya tabii ki sağ ayaklı. Ana ayağı sağ olarak geçiyor ama sol ayağını da sağ ayağından e, çok daha az kötü kullanıyor belki de. Yani sol ayağıyla çok iyi şut da çıkartabiliyor. Çok iyi ortada açabiliyor. Yani en iyi örnek değil belki ama yani bir şekilde futbol cunuz yani onu yapabiliyorsa zaten güzel. Yani soluna da çekebiliyor, sağına da çekebiliyor. Ara pasta görebiliyor. Kavisli ortada yapabiliyorsa zaten çekip okey. Ama şu an çok net bir şekilde kanat oyuncularının yapabildiği bir hareket kalmaya başladı neredeyse. Ve bu yani ben karşılarında oynayan ortalama bir futbolcu olsam, bu liglerde oynayan ortalama bir futbolcu olsam ki bu liglerde oynayan ortalama futbolcu kötü bir futbolcu değil. Çünkü yani sonuçta La Liga, Premier Lig gibi liglerden bahsediyoruz. E, yani korkmam. Çünkü yapacağı hareketi 90 dakikanın 90'ında o insana top geldiğinde yapacağı hareketi öngörebiliyor olurum. E, bu maçta neyden bahsedeceğim? Brian Gill'den bahsedeceğim. Şimdi Brian Gill benim iyi seviyede tanıdığım bir futbolcu. Yani La Liga'yı takip etmemden dolayı ayrıca ben futbol menajörü e, düzenli olarak oynayan biriyim. Zamanım oldukça keyif alıyorum bunda. E, Brian Gilli Football Manager'da e, Çalıştırdığım takımlardan birinde hatta ikisinde Brian Gill e, kiralık olarak o takımdaydı ve ben hani ondan ne yapabilirimi düşünen bir insandım. Yani oyuncu profili olarak hani oradan da bir aşinalığım var İzlediğimden dolayı da bir aşinalık sahibiyim. E, Solak dribbling yeteneği belli bir seviyede olan ama sınırlı bir oyuncu Brian Gill. Yani zaten bu nedenle Tottenham onu sürekli kiraladı etti. Girona bir şans veriyor. Zaten Girona böyle oyunculara şans veriyor. Tutarsa satıyor ya da kazanıyor. Tutmazsa e, yapacak bir şey yok Girona'yız zaten. Biz modundalar. Yani Donny Van de Beek onun bir örneği. Yani United'da tutmadı. Geldi burada bakalım bir deneme. E, Brian Gill yani o kadar üst düzey bir oyuncu değilken aslında güçlü ayağıyla ne kadar tehlike yaratabileceğini bu maçta kanıtladı. Bu kanat oyuncusu olarak. Yani yaptığı iki asiste de bu maçta iki asist yaptı Brian Gil. İki asiste de yaptığı şey ceza sahasına yine ceza sahasını şöyle çizelim. Ceza sahasının buralarında topla buluştuğunda ya da yani şu alanda topla buluştuğunda diyelim topu içeriye ya biraz sürerek ya da direk göndererek bir tehlike yarattı. Ve bu tehlike gole dönüştü. Dönüşme Ama bir şekilde e, geometrik olarak aslında daha onun için rahat olan şeyi e, oyuncuya verdiğimizde ne kadar yarar alabileceğini gördüğümüz bir nokta oldu. Yani sahanın ne kadar geometrik olarak yorumlanabileceğini e, hissetmeniz lazım. Yani bu oyun aslında matematik bilgisini çok rahatlattığı bir oyun. Yani ben matematik açısından e, aklım çalışan bir insan olduğum için ya yani fizik okuyorum ben e, ve hani matematiksel bilgi olarak e, iyi bir noktadayım. Geometri açısından iyi bir noktadayım geometri bilgisi açısından. Yani güçlü ayağın yaratabileceği geometrik farklılıkları çok net görüyorum ve şunu algılaması lazım bence teknik direktörlerin. Sizin oyuncunuz belli açılardan sınırlıysa oyuncunuzu ne kadar rahatlatabilirseniz ve sorumluluklarını çok netleştirebilirseniz o oyuncudan alacağınız performansın artması kaçınılmaz. Yani Brian gidip diğer kanatta ters ayağıyla oynatsanız belki de bu performansı alamazsınız. Yani ilerleyen haftalarda yine veremeyebilir bu performansı Brian Ama şunu gördüm ben bu maçta. Ya Brian sorumluluklarını belli bir seviyeye çekip güçlü ayağıyla doğru geometrik açılardan o ortaları bulmasını yakalarsanız, tehlike yarattı ki burada buluşup biraz içeri kat edip ters köşeye vurarak gol de attı bu maçta. E güçlü ayağıyla burayı görmesi daha kolay. Şimdi karşısında bir futbolcu olduğunu düşünün, ters ayakla burada sağ ayakla oynayan biri, şurayı temizleyelim. Burada sağ ayakla oynayan biri topla buluştuğunu için buraya çekmeye çalışacak düzenli olarak ve orayı kapatıldığı sürece, ya çünkü hem Üçlü savunma oynuyor karşı takım. Yani iki savunmacıyla burayı kapatabilir. Tehero e, destekleyebilir bunu. Yani kapatıp siz şut şansını ya da iyi bir pas şansını vermeme ihtimaliniz var. Ama burada bir şekilde yarım metrelik bir mesafe elde ettiği sürece çünkü bu seviyelerde kısa süreler ve kısa mesafeler elde edilen farklar aslında birçok şeyi belirliyor. Yani burada şurada bir şekilde yarım metre sonuna çekip ortaya açabilecek zaman bulduğu noktada yararlı oldu Branngil. Yani bundan bahsetmek istedim. Bence tekrar bir tehdit olarak düşünülmesi gereken ki yani düşünmediklerinden de değil. Bunun örneklerini gördük. Yani dün bahsetmiştim Pep Guardiola'nın elinde Leroy Sané varken ki yani bir futbolcu profili olarak bence sınırlı olan ve egosundan dolayı da sağlıklı bir futbolcu olmayan Leroy Sané'den o performansı çıkartmışken, güçlü ayağının olduğu kanatta oynatıyorken ve bunu bu performansı alabilmişken tekrar bunları mesela Savinho ile niye denemediğine dair dün konuştuk tekrar kendimi hani şey yapmayayım, tekrarlamayayım hani o, o e, orada kalmış olsun. Ama Brian Gill'in performansı güzeldi bakalım devam ettirebilecek mi? Atletico Madrid maçında da bir futbolcuya değineceğim. O da Alexander Sörloth. Ee, yani Alexander Solot tarzı forvetlerin değeri çok azaldı. Tekrar tekrar hatırlamaya başlıyorlar. Bir tık daha. Ama yani bence çok unutuldu. Yani bu çok hızlı forvet, çok hızlı forvet, çok hızlı forvet hastalığı tamam. Kesinlikle yararlı tarafları var bunların. Onu bir kenara atmıyorum. İşte ee, kaleye hızlı gidebilme, nedir onun adı? arkaya kaçabilme topla buluştuğu zaman hızlı hareket edebilme adam eksiltebilme eğer öyle bir yeteneği varsa buralardan çok yararlı ama Alexander Sörlot gibi ceza sahası golcülerinin size getirdiği çok büyük rahatlıklar var. Siz topu oraya ulaştırabildiğiniz sürece ve bunu yapabilecek oyuncular varsa eğer elinizde Antoine Griezmann, Rodrigo de Paul gibi Samuel Lino gibi Marcus Lorente gibi belli açılardan bunları yapabilecek topcularınız varsa, bolcularınız varsa, elinizde Alexander Sörlot gibi ceza sahasında size birçok şekilde gol katkısı verebilecek kafayla, ayakla, yani iki ayağıyla da bu arada bu hafta attığı gol sağ ayağıyla attı, sol ayağı normalde. Alexander Sörlot sol ayaklı bir oyuncu. sağ ayağıyla çıkardığı o top. Yani ceza sahası içerisinde birden fazla şekilde katkı verebilen ceza sahası golcünün değerinin tekrar anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Surlott'u çok beğeniyorum ve Surlott'un umarım kariyeri daha da ilerleyerek gider. Ee, umarım Atletico Madrid'de de başarılı olur. Diego Simeone benim sevdiğim bir teknik direktör değil. Ee, yani Son dönemde farklı şeyler denemesine rağmen hep çok negatifti. Benim küçüklüğümden beri izlediğim e, Diego Simeone. Yani e, ben Ergenken Diego Simeone çok net bir şekilde Atletico Madrid'in başındaydı. O dönem izliyordum. 27 yaşına geldim. Hala Diego Simeone hani tabii ki son dönemden değişiklik yapması var. Bana çok negatif gelen bir adam. Hani çok ben de sevemiyorum kendisini ama olsun. kendi içerisinde tutarlı bir futbol oynattığı sürece sıkıntı yok. umarım Alexander Sörlot da La Liga'da başarılı bir kariyere sahip olur. Yani ben izlemekten çok keyif alıyorum kendisini. Sörlot'a değinmişken bir oyuncuya daha değineceğim. Burada istatistikleri görüyor olmamız lazım. Ee, evet. Ee, bütün gol sayısına bakalım. Evet. Ante Budimir. Ante Budimir de aynı profilin daha belki de bir tık alt seviyesi diyebileceğiniz bir. Bolcu bu sene 8 gol attı. Ante Budimir. Ee, yani 4'ü penaltıdan. Bence e, kötü bir şey değil bu. Bazen insanlar... Akan oyun golü az olan futbolculara kötü bakıyorlar. Yani bence çok doğru bir bakış değil çünkü yani penaltı kaçırılınca da sinir oluyoruz. Yani iyi bir penaltıcı bence bir takımı çok rahatlatan bir şey. O açıdan bence Ante Budimir'in penaltıcı olarak da 4 gol katkısı vermesi olsa Sunaya çok değerli. Yani Ante Budimir'de bence değeri çok bilinmeyen oyunculardan. Yani iyi bir La Liga seviyesinde iyi bir golcü. Yani ben La Liga'nın orta sıra takımlarından biri ki Osasuna onlardan biri için çok değerli futbolcu olduğunu düşünüyorum. Asla vazgeçmezdim. Ya yani 33 yaşında tabii artık hani kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor. Ama daha katkı verebileceği bence bir iki sezon daha olur diye düşünüyorum. ki Osasuna'nın şu an ligde ilk, on, ilk 8'de falan olması lazım Osasuna'nın yanlış hatırlamıyorsam. İlk 6'daymış. Altıncı olmasında çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. Ante Budimir'e de yani denk gelirseniz izleyin. Bir ceza sahası golcüsü olarak bence çok değerli. Onun dışında bence bağlantı oyunu açısından da hiç fena işler yapmıyor. Yani o açıdan da Ante Budimir'i ben bayağı takdir ediyorum. İlginç bir futbolcu. Yani değeri bence artık azal, azalmış, biraz unutulmuş futbolcu profilini temsil eden. E, golcülerden biri diyebiliriz. Bu şekilde bu haftaya e, sonlandıracağım. E, şimdi fark edeceksinizdir ki Ramadit konuşmadım. Eee Ramadit konuşmayacağım. Yani bu e, benim bireysel olarak aldığım bir karar. Yani başka kanallarda izleyebilirsiniz Ramadit'e dair konuş şu yani analizleri. E, yani Sokrates dergide Şampiyonlar Ligi programlarının çoğunda Ramadit konuşuluyor. Ee, Ramadeti beğenen insanlar da var orada. Ee, yani kendi Ramadeti destekleyen insanlar da var. Yani onlar yeterince konuşuyor zaten Ramadet hakkında. Ben Ramadet hakkında konuşmayı e, istemiyorum. Yani bu kanalda Ramadet hakkında kararım değişmediği sürece, başka şeyler olmadığı sürece Ramadet hakkında konuşulmayacak. Arada belki hani başka takım Lar onunla oynadığını, yani Barcelona Real Madrid olduğunda tabii ki konuşacağız, yapacak bir şey yok. Ee, ama ben Real Madrid'in gidip Legales gibi takımlarla oynadığı maçları asla değerlendirmeyeceğim. Ee, kendilerini başkaları değerlendirsin. Çok ee, şey yapmıyorum, Real Madrid benim hiç haz ettiğim bir takım değil. ya e, yani da çekinmeden söyleyeceğim. Yani ben Real haz etmiyorum. Sadece iki tane şeyi söyleyeceğim. Yani performanslarından, ee, yani bu haftaki performanslarından bağımsız. Bence siz bir futbol izleyicisiniz ya yani futbolu seviyorsanız izleyici olarak ve futboldan keyif alıyorsanız bu sene Real başarılı olmasını istememeniz lazım. Yani özellikle işin taktiksel tarafına ilgi duyuyorsanız sahada olanları e, sadece o 22 tane atletin birbiriyle e, sürekli top koşarak hareket etmelerinden daha öte bir şey var orada sağda diye gözü görüyorsanız öyle futbolu. E, Ra bu sene başarılı olmasını istemiyor olmanız lazım çünkü böyle bir kadro planlamasıyla başarılı olursa bir takım futbol için hiç yararlı olmaz arkadaşlar yani hiç kimse kusura bakmasın ya böyle bir kadro planlamasıyla futbolun birçok doğrusunu kenara iten bir kadro planlamasıyla, Real Madrid yine bu sene bir şekilde şampiyon olur. Şampiyonlar Ligi'nde bir yerlere giderse bu futbol için hiç iyi olmaz. Ben şuna da inanan bir insan değilim. la Madrid işte böyle bir takım şöyle e, nedir onun adı e, var bir şeyleri var. İşte gidiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü olsa abi bir şey oluyor. Ben ona da inanan bir insan değilim. Onu farklı yorumluyorum ben. Bir gün günü gelir konuşursak onun hakkında söylerim düşüncelerimi. Ben öyle ağrıları falan olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama bence bu sene başarısız olmaları lazım. Yani bakın Kroos'u kaybetmişsin yerine adam koymuyorsun. Gidiyorsun Vinicius Junior gibi bir adamı varken Kylian Mbappe getiriyorsun. Jude Bellingham'ı ne şekilde kullandığın belli değil. Ee, Sabek'te Dani Carvalho'nun arkasında Lucas Vazquez var. Bilmiyorum. Kötü bir oyuncu değil ama bilmiyorum. Ee, Stopper stoper yedeğin tam belli mi? Belli değil. ...tamam bir tane genç çocuk çıktı... ...Raul Asensio diye... ...umarım iyi olur kariyeri... ...bilmiyorum... Ee, ...yani doğru... ...adımlar atılmıyorken bu kadar... ...hala başarılı bulurlarsa... ...bir futbolun belli bug'ları var belli ki... Yani ...ben buna zaten inanan bir şeyim... ...bir insanım... Ee, ...onlardan da bahsederiz... ...önümüzdeki zamanlarda... Ee, ...ya oraları çok net çözdüklerini... Anlatır ve yani boş versin. O zaman yani gidip hep Guardiola, pansifilikler böyle sofistike futbol oynatmaya falan çalışmasın. Buyursunlar. Üç tane yetenekli topcuyu al. Koy. Yeterince koşsun. Tamam. Ya bu kadar. İzledim bu arada ben. Yani şunu söyleyeyim. Real madrid Leganes maçını izledim ben. Arda çıkana kadar. Ben Arda için izliyorum zaten Real Arda Güler orada oynuyor olmasa ben Real Madrid maçı izlemem. İzlemedim de. Senelerdir izlemiyordum. Arda Güler transfer oldu, izlemeye başladım. Sadece Arda Güler oynadığında izliyorum. Arda Güler ilk 11 yazdı, izledim Real Madrid maçını. Ya bu kadar kalitesiz bir maç, ya dünyanın en iyi kulüplerinden biri diye geçiyor değil mi bu kulüp? Ya bu kadar, ya bakın Brighton Bournemouth maçını izlemek daha keyifliydi net bir şekilde ya. Ya bu kadar ya futbol biz izlememiz için yok mu orada? Yani ben izlemeyeceksem zaten, sen izlemeyeceksen, öbürü izlemeyecekse ne için var futbol? Sen sahaya belli bir kalite koymadığın sürece Real Madrid ismiyle niye oradasın? Okey, yeterince konuştum bile Real Madrid için. İkincisi, Arda'ya çok kızgınım. Niye Real Madrid'e gittin? Bizim aptal spor yorumcularının çoğu, Başka insanlar, yok Twitter'da falan da şey yapıyormuş, benim Twitter'ım yok. Hani çok bilmiyorum, sonradan duyduğum şeyler, başkalarından duyuyorum. Ee, Arda'yı eleştiriyorlar. Neymiş işte Rehmanit gibi büyük kulüpte, o gün Nihat kahvecim söylüyordu? Rehmanit gibi büyük kulüpte sen tabii kadro şansı bulamazsın falan babında bir şeyler söyledi. Ya ne demek bu ya? Niye alıyorsun lan o zaman futbolcuyu? Bu kraldan çok kralcı olmayı ne zaman bırakacağız ya? Futbolcu olmasa Rehmanit kim ya? Rahmatistin kadrosunda oynayan futbolcu olmasa Rahmatit diye bir sanal bir şey. Sanal bir şey. Bir futbol kulübü. İçinde oynayan futbolcu olmasa ne önemi var? Asıl sporu yapan insansın sen ya Nihat Kahveci ne kadar severdim bolcuyken. Çok üzülüyorum böyle açıklamalarını duyunca bu eski futbolcuların. Ya sen bunu biliyor olman lazım. Sen olmazsan Real Sociedad'ı kim izlerdi Türkiye'den? futbolcudur futbolu izleten. Teknik direktördür. Real Madrid değil, isim değil. Real Madrid değil. Meal Madrid olsa o kulüp, bilmem ne Madrid olsa, futbolcu iyi olsa yine izleyeceğiz biz. Yeter bu kraldan çok kralcı olmayı bırakın ya. Daha fazla sinirlenmeyeceğim. Dediğim gibi bu kanalda Geçiş savunması adını verdiğim bu programın altında Ramazet ben konuşmamaya çalışacağım elimden geldiğince. Kusura bakmayın. Yani Ramazet'e taraftar olan varsa, şey olan varsa gidip başkalarından dinleyebilirler. Yani Erman Yaşar var. Çok düzgün bir futbol yorumcusu. Çok keyifli bir karakter. Medya devi. Gidin abi ondan dinleyin Ramazet'i. Emre Özcan da yorumluyor Remadid'i elinden geldiğince, denk geldikçe. Orkun Çolakoğlu işte Sokrates Dergi'de bu Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Lokali programında denk geldikçe o da yorumluyor. Bunlar ben benim yorumlarına çok güvendiğim insanlar. Üçü de birçok açıdan. Katılmadığım şeyleri de olabilir ama olur o kadarı. Yani temel anlamda futboldan anladıklarını düşünüyorum. Bu insanlardan dinleyin Remadid'i. Yani ben Ramadit konuşmayacağım. Bu kanalda La Liga konuşulacağı zaman Barcelona'lar, Atletico Madrid'ler, Villarreal'ler, Atletic Club'lar, Girona'lar, Real Sociedad'lar, Celta Vigo'lar konuşulur. Ama Real Madrid konuşulmayacak. Teşekkür ediyorum. Ee, bir programı daha devirdik. Ee, önümüzdeki dönemde tekrar Premier Lig ve La Liga ağırlıklı olmak üzere burada futbol konuşurken beni bulabilirsiniz. Belki Şampiyonlar Ligi üzerine de konuşuruz. Ee, o da artık bakalım. Yani benim nasıl bir zaman çizelgesi ayarlayabileceğime göre değişir. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım e, beğenmişsinizdir bu programı. Beğendiyseniz, e, mutlu olduysanız, bu programı dinlemekten keyif aldıysanız abone olmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum. Futbolla kalın, keyifle kalın.